Evet, bugünkü dersimizde kıymetli hocalarım, halk edebiyatının genel itibariyle soru üzerinden soru cevap şeklinde uygulamalarımızı sizlerle beraber bir ön ders şeklinde ifade etmiş olacağız kıymetli hocalarım. Halk edebiyatı biliyorsunuz özellikle alan bilgisinin hassas alanlarından birisidir. Basit gibi duruyor ama özellikle alan itibariyle biraz daha böyle detay gerektiren, biraz daha böyle terime dayalı bilgilerin içerdiği bir alan bilgisidir. Tabii burada bizim için gerçek sınavda ÖSYM'nin sorduğu sorular çerçevesinde bir soru bile gerçek anlamda bizim için önem arz edecektir kıymetli hocalarım. Halk edebiyatı denildiği zaman karşımıza aslında üç dönemin de etkili olduğunu görebiliyoruz kıymetli hocalarım. Bunlardan birincisi anonim halk edebiyatı. Gerçek anlamda sözlü ürünün bir devamı olan, sözlü ürünü yansıtan bir dönem ürün olması bakımından da önem arz edecektir. İkinci dönem çerçevesinde ise ozanların hakim olduğu bir dönem, yani aşık edebiyat dediğimiz bir dönemdir. Üçüncü dönemde ise kıymetli hocalarım tekke tasavvuf edebiyatının olduğu bir dönem çerçevesinde ifade edilmiştir diyoruz. Sizlere sormak istiyorum, yani halk edebiyatında en çok rahatlıkla ifade edebileceğiniz sorularda daha rahat ulaşabildiğiniz sonuca özellikle halk edebiyatında hangi kısımdır? Anonim midir, aşık mıdır, tekke tasavvuf edebiyatı mıdır? Bu konuda ne dersiniz acaba? Görüşleriniz nelerdir? Genel itibariyle anonim tekke diyeniniz var. Evet. Aşık ve tekke edebiyatı. Evet. Güzel, güzel. Aslında üç dönem bizim için önemli. Çünkü sınavda da üç kısımdan da soru gelecektir. Dolayısıyla da bir soru bin kişiyi eleyecektir de böyle bir şekilde de ifadede bulunmuş olalım kıymetli hocalarım. Şimdi bugünkü dersimizde biraz daha böyle konu çerçevesinde ifade edeceğimiz bir dersimiz olacak sizlerle beraber kıymetli hocalarım. Ve bakalım sorular çerçevesinde bilgimizi ölçecek olan bilgilerimiz nelerdir? Onları şöyle bir değerlendirelim sizlerle beraber. Evet, kıymetli hocalarım böyle bir soru kalıbı verdi bize. Ve bu soru kalıbında diyor ki yukarıdaki bilgilerden hangisi yanlış verilmiştir? Şimdi halk edebiyatının özellikle daha çok öğrenmeye dayalı. Yani bilgi basamağı çerçevesinde, kavrama basamağı çerçevesinde ifade edilen bir alan olduğunu unutmamamız lazım. Yani buradaki bilgilerin doğruluğu ya da yanlışlığı bizim sınavdaki ifademizi ortaya koyacaktır. Şimdi öncelikle tabii direkt soruya geçmek istemiyorum. Bu sorunun da biraz daha öncesinde, biraz daha böyle sohbet havasında halk edebiyatının özellikle tarihi gelişimini biz iki koldan değerlendirmek istiyoruz kıymetli hocalarım. Bunlardan birincisi özellikle Türk dünyasında, yani Türkiye'de halk edebiyatı nasıl cereyan etmiştir? İkincisi ise Batı dünyasında halk edebiyatı nasıl vuku bulmuştur? Öncelikle bunlardan şöyle biraz bahsedelim. Bizim edebiyatımızda halk edebiyatında özellikle hangi dönemden itibaren başlatacağımız bir ürün olmuştur? Yani halk edebiyatının ilk ürünleri, kıymetli hocalarım, halk edebiyatının ilk ürünleri hangi dönemde verilmiştir? Böyle bir soruyla karşılaşsanız ne dersiniz? Yani İslamiyet öncesi dönem mi dersiniz? İslami dönem midir? Tanzimat dönemi midir? Servet-i Fuyun'un dönemi midir? Milli Edebiyat, Cumhuriyet dönemi dersiniz? Özellikle halk edebiyatının temeli 11. yüzyıl ve 13. yüzyılda şekillenmiştir, ama onun daha öncesi baktığımız zaman kıymetli hocaların İslamiyet öncesindeki sözlü ürünlere dayanmaktadır.
sözlü ürünlere dayanmaktadır. Ve Batı dünyasındaki gelişimi ise, kıymetli hocalarım, daha çok Tanzimat dönemine de cereyan edecektir. Tanzimat döneminin etkisiyle de artık Batı dünyasında da gelişmeler sağlanacaktır diyoruz. Özellikle Batı dünyasında masallar adı altında Charles Perrault'un özellikle halk masalları gibi eserleri gerçek anlamda Grimm kardeşlerin, Jacob Grimm kardeşlerin yine masallar çerçevesindeki bilgileri de halk edebiyatında bu türün başlamasında da etkisi olacaktır diyebiliyoruz. Tabii bizim edebiyatımızda kıymetli hocalarım Tanzimat döneminde başlanıldığını da yine ifade ediyoruz. Hatta Tanzimat'ın da bir öncesi Türkiye basit dediğimiz yani basit Türkçe akımı çerçevesinde halk edebiyatının da yine aynı zamanda etkili olduğunu da rahatlıkla göreceğiz. Aydınlı Visaili olsun, Tatavlanın Mahremi olsun. Evet, bu gibi şahsiyetlerin de halk edebiyatı unsurlarında dilde sadeleşme boyutunda da yine eser verdiklerini de şahit olacağız. Tabii Tanzimat döneminde Şinasi'nin atasözü kısmında atasözü derlemesinde, yine Ahmet Refik Paşa'nın atasözü derlemesinde halk edebiyatı için gerçek anlamda önemli unsurlardır diyebiliyoruz kıymetli hocalarım. Şimdi bu soru tipine baktığımız zaman tamamen bilgimizi ölçecek bir bilgidir. Hangisi yanlış verilmiştir ifadesinde? 1. Charles Perrault'un Halk Masalları adlı kitap ilk çalışmalardan biridir. Evet, doğru bir bilgidir. 1812 yılı halk bilimi çalışmalarının başlangıcı Alman Jacob ve Grimm kardeşlerin ev ve çocuk masalları olarak kabul edilmektedir kıymetli hocalarım. Hemen burada bir parantez açmak istiyorum. Halk edebiyatı en fazla kendi sesini özellikle masallarda bulmuştur. Yani masalların tarihi gelişimi aslında halk edebiyatının gelişmesiyle de paralel olmuştur diyor. Çünkü Batı dünyasında masalların gerçek anlamda tarihi kronolojik değerlendirmesi bir yönde de olumlu etki yaratmıştır diyoruz. Tabii yeri geldiği zaman sizlerle yine karşılaştığımız zaman da masalların bazı kataloglarından bahsedeceğiz biz. Sidney Thompson'dan bahsedeceğiz. Auntie Anne'den bahsedeceğiz kıymetli hocalarım. Eberhard'dan bahsedeceğiz. Ve aynı zamanda özellikle ÖSYM'e bu masal kataloglarından, masal tasdiklerinden de yine sorularını sormuştur. O yüzden dikkat etmemizde fayda var. Masallar kısmı. Üçüncü kısmına geldiğimiz zaman halk edebiyatının olmazsa olmaz terimlerden birisi folklördür. Folklore kelimesinden türeyen bir kelimedir. Halk bilimi, halk bilgisi anlamına gelen bir kelimedir kıymetli hocalarım. Özellikle bizim edebiyatımızda Ziya Paşa'nın, Ziya Gökalp'in özellikle hatta Ziya Gökalp'in altını birinci derecede çizmemizde fayda var. Halk Medeniyeti Bir Başlangıç isimli eseri de gerçek anlamda buna örnek olarak gösterilecektir Ziya Gökalp'in. Fuat Köprülü'nün aynı zamanda edebiyatımızdan halk bilimi, halk bilgisi, budun bilimi, avamı edebiyat, hikmeti avam ifadelerini kullanması da takdire şayandır kıymetli hocalarım. Bu bilgileri unutmamalıyız. Evet, folklor terimini ilk kez 1846 yılında kendisi aynı zamanda Macar bir Türkolog olarak da anılmaktadır. William John Toms ifadesini de yine kabul edeceğiz. Yine aynı zamanda araştırma boyutunda ise Macar Türkolog Ignoz Kunoş'u da lütfen unutmayınız. Ignoz Kunoş'u da lütfen unutmayınız. Ama burada bu terimi ilk kez kullanan William John Toms'tur. Araştırmacı kapsamında ise Ignoz Kunoş çok ama çok önemlidir. Dördüncü bilgimize baktığımız zaman Batı dünyasında ilk doktor kürsüsü. 1878 yılından İsveç'in başkenti Stockholm'da kurulmamıştır kıymetli hocalarım. Nerede kurulmuştur? Norveç'te kurulmuştur. Evet. Beşinci bilgimizde ise dünyada ilk folklor arşivi ise Stockholm'da kurulduğunu ifade edebiliyoruz.
Yani buradaki dördüncü ve beşinci ifadelerde iki tane bilginin yer değiştirmesi, çapraz olarak yer değiştirmesi gerçek anlamda buradaki soruyu bize doğru gösterecektir. Gördüğünüz üzere bu soru tipinde tamamen bizim bilgimizi ölçen bir soru kalıbı olmuştur, karşımıza gelecektir. Tabii ki bizim edebiyatımızda folklor kürsüsü de özellikle Ankara'da Ziyaettin Fahri Fındıkoğlu aracılığıyla da kurulmuştur. Batı dünyasında ise İngiltere olduğu kısmı da yine gerçek anlamda çok ama çok önemlidir. Ve aynı zamanda İngiltere'de Batı dünyasında dernek boyutunda da çok önemlidir diyoruz. Dernek dersem İngiltere aklımıza gelsin, folklor kürsüsü dersem Oslo Üniversitesi Norveç gelsin ve folklor arşivi dersi ise İsveç'in başkenti Stockholm aklımıza gelmedir kıymetli hocalarım. Ekstra bilgiler vermeye çalışıyorum burada ifadelerde. Yani düz kuru bir anlatımda soru çözmeyi ifade etmek istemiyorum. Biraz daha böyle konumuzu da canlandırmış olalım. Evet, ikinci soru tipimize geldiğimiz zaman halk edebiyatının önemli kaynaklarından birisidir. Halk edebiyatını gerçek anlamda halk edebiyatı yapan önemli kaynaklarımız vardır. Şimdi özellikle kıymetli hocalarım, folklor dediğimiz halk edebiyatının en önemli unsuru anahtar kelimesi olan folklor kelimesinde halk edebiyatının bazı kaynakları vardır. Yani geçmişten günümüze kadar bu kaynaklar aracılığıyla biz halk edebiyatındaki bilgilere vakıf olabiliyoruz kıymetli hocalarım. Peki bu kaynaklar arasında en sağlıklısı günümüze ulaşmasında hangisi etkili olmuştur? Ne dersiniz acaba? Bir Göktürk kitabeleri midir? Bir Hannameler midir? Bir Çin yıllıkları mıdır? Yoksa bir ara nesildeki eserler midir? Birçok sayacağımız kaynaklar vardır. Şu anda ekranda gördüğümüz sorular da dahildir. Mesela en sağlıklı kaynaklara biz hangi kaynaklardan esin kaynağı olarak eserlerimizi gün yüzüne çıkartmışız? Göktürk kitabeleri dediniz. Evet, başka var mı? En sağlam ve günümüze ulaşmasında halk edebiyatı unsurlarının günümüze ulaşmasında en sağlıklı kaynak hangisidir? Kıymetli hocalarım, en sağlıklı kaynağımız bu bilgiyi hiçbir zaman unutmamalısınız ve o da nedir? Çin yıllıklarıdır. Evet, sağlamlık yönünden ve günümüze ulaşması açısından da gerçek anlamda önem arz edecektir diyoruz kıymetli hocalarım. Evet, şimdi halk edebiyatı kaynaklarına baktığımız zaman neler vardır? Seçeneklerimizde geçen bilgiler de aynı zamanda kaynaklar boyutundadır. Cami-i Tevarih, Şecere-i Terakime, Tevarih-i Ali Selçuk, Dürretül Tican ve Gurarü Tevarih-i Ezman, Tarih-i Cihan'ı Güşa diyoruz. Bakalım bu bilgi hangisine uyacaktır? Memlûklu Türk tarihçisi Ebu Bekir bin Abdullah bin Aybek et-Devadari tarafından 14. yüzyıl başlarında kaleme alınan Memlûk Kıpçaklarına ait önemli bir yaratılış efsanesini aktarmanın yanı sıra Oğuzname geleneği içinde önemli bilgilere rastlanmaktadır. Kıymetli hocaların bahsetmiş olduğum bu halk edebiyatı kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? Evet, seçenekler sizde ve şu an ekran başında direkt onları görmek istiyorum. Ne dersiniz bu konuda? Evet, diğer hocalarımdan da cevap alalım. Evet, gayet güzel. Kıymetli hocalarım, evet, kaynak boyutumuzun yukarıdaki ifade edilen 14. yüzyıl başında ifade edilen eserimizde en önemli kaynak, evet, Dürretül Tican ve Gurarü Tevarih-i Ezman isimli eserdir diyoruz. Evet, burada da yine aynı zamanda bir yaratılış efsanesi boyutundaki bilgilerin aktarılması bakımından da önem arz edecektir. Ve Memlûklu Türk tarihçisi Ebu Bekir bin Abdullah bin Aybek et Devadari tarafından da yine kaleme alınmıştır diyoruz. Şimdi şu anda ekranda gördüğünüz bazı kaynaklarımız var. Kısacası burada kaynaklardan bahsetmek istiyorum.
Mesela cami tevari acaba önemi nedir? Ne dersiniz? Ne dersiniz edebiyatımızda? Ve kim tarafından kaleme alınmıştır? Önemi nedir? Önemi nedir? Cami tevari. Kıymetli hocalarım. Evet, ilk kez mi duydunuz? Hemen şöyle vakit kaybetmeden isterseniz, bu eser aynı zamanda Vezir Reşidüddin tarafından kaleme alınmıştır. Ve aynı zamanda Oğuz Kağan Destanı'nın da yine İslami nüshası olması bakımından da önem arz eden bir kaynaktır. Evet, buradaki kaynağın içeriği gerçek anlamda, evet, Oğuz Kağan'ın, Oğuznamenin de yine aynı zamanda bir İslami nüshasıdır diyoruz kıymetli hocalarım. Şecere-i Terakime, evet, Şecere-i Terakime bazı kaynaklarda aynı zamanda Şecere-i Türkiye şeklinde de yine ifade edilmiştir kıymetli hocalarım. Ve burada da yine baktığımız zaman da özellikle Ebu Gazi Bağdıran tarafından da ve Türklerin özellikle Türkmenlerin daha çok soy kütüğü çerçevesinde ifade edilmiştir. Soy kütüğü çerçevesinde de ifade edilmiştir diyoruz. Kıymetli hocalarım diğer bir kaynak çeşidimizde ise Tevarih-i Ali Selçuk'tur. Tevarih-i Ali Selçuk ise yazıcı oğlu Ali tarafından kaleme alınmıştır. Ve yine aynı zamanda İslami yönü olan ve aynı zamanda Oğuzname dediğimiz Oğuz Kağan Destan'da yine İslami çerçevesinde ifade edilen bir bilgidir diyoruz. Ve Oğuz Kağan Destan'a da bir gönderme yapılacaktır. Diğer bir kaynağımız ise Tarihi Cihan-ı Büşra kıymetli hocalarım. Ve burada da yine aynı zamanda Cüveyni duymuşsunuzdur. Önemli bir tarihçidir. İranlı tarihçidir kendisi. Ve en önemli Bakanüvis dediğimiz tarih boyutunda tarih yazan şahsiyet olması bakımından Cengiz Han tarihini kaleme alması. Aynı zamanda Türk-Moğol tarihini, Türk-Moğol savaşlarını kaleme alması bakımından da önem arz edecektir. Yine aynı zamanda Uygurların destanında da yine etkilidir diyoruz. Uygurların küreşinde de etkilidir diyorum. Cevaplarınızı görüyorum. Harikasınız, harikasınız. Seneye yoksunuz inşallah. Evet, atanacaksınız. Peki. Evet, kıymetli hocalarım. Genel itibariyle de şöyle kısa bir açıklamalarda da bulunduk. Hatırlatıcı bilgilerimizi de sizlere sunmuş olduk. Evet, hızlı gitmiyorum umarım. Anlaşılıyordur diye düşünüyorum kıymetli hocalarım. Evet, ve devam ediyoruz kaldığımız yerden. Evet, diğer bir soru kalıbımıza geldiğimiz zaman. Kıymetli hocalarım, İslamiyet öncesi dönem. Gerçek anlamda İslamiyet öncesi dönem halk edebiyatını yansıtan bir takım nazım türleriyle doludur. Bir takım nazım türleriyle doludur. Özellikle İslamiyet öncesinde kaleme alınan bu nazım türlerinin gerek divan edebiyatında gerek aşık edebiyatında da yine aynı zamanda karşımıza da çıkacağını da burada belirtelim kıymetli hocalarım. Karşılıkların olduğu bilgisini de sizlere ifade etmiş olalım. İslamiyet öncesi dönemde şairlerin sadece şiir söylediklerini biz görmüyoruz. Onlar birer hekim, onlar birer büyücü, onlar birer aynı zamanda din adamı rolü çerçevesinde ifade edilmiştir. Onların isimlerinde Ozan, Baksı, Şam, Kaman, Kaman, Kam, Kaman ifadelerinde yine yer aldığını da görüyoruz diğer isimler çerçevesinde. Şimdi bakalım bu nazım türleri çerçevesinde kıymetli hocalarım nazım türleri çerçevesinde karşılıkları olan türler nelerdir? Nelerdir? Onları şöyle bir ifade edelim. İslamiyet öncesi döneminde cenaze törenlerinde hece vezli ve nazım şekliyle söylenen bir sözlü ürünmüş kıymetli hocalarım. İslamiyet öncesi dönemde ifade edilen türümüz bir nedir? Sagudur. Peki sagunun halk edebiyatındaki karşılığı nedir? Sagunun halk edebiyatındaki karşılığı nedir? Evet, ne dersiniz? Ağıttır. Çok güzel. Peki sagunun divan edebiyatındaki karşılığı nedir? Sagunun Mersiye. Evet, hatta en önemli Mersiye örneğimizi bize Baki'nin Kanuni Mersiyesi isimli eseri olduğunu da ifade etmiş olalım. Kıymetli hocalarım ikinci bilgimizde
İlklerin adamı olan, yeni Türk edebiyatında da ismini sıklıkla duyduğumuz bir şahsiyetimiz, İbrahim Şinasi tarafından oluşturulan, İslamiyet öncesi dönemi yansıtan sözlü eserlerimizden biri olmuştur. Ve baktığımız zaman gerçek anlamda bize özlü sözleri aktarması bakımından da bir sav örneğini oluşturmuştur. Hatta kıymetli hocalarım, savın divan edebiyatındaki karşılığı nedir? Savın divan edebiyatındaki karşılığı nedir diye bir soru yönettiğim zaman karşımıza bir ne gelsin? Mesel gelsin aynı zamanda. Darb-ı mesel dediğimiz hatta Ahmet Vefik Paşa'nın da mütabaat-ı durub-ı emsali Osmaniye, yine Şinasi'nin ise durub-ı emsali Osmaniye ilk atasözü derlemesi olduğu bilgisini de yine burada sizlere aktarmış olalım kıymetli hocalarım. Tabii bunun söz sanatı içerisinde verilmesi ise irsali mesel kısmını da yine ifade eden hocalarımız var. Tebrikler. Kıymetli hocalarım, Oğuz Türklerinin kurban törenlerinde dile getirilen aşk, kahramanlık, lirik, epik konularında genel itibariyle söylenen bir şiir türüdür ve onun ismi ise yine koşma kelimesinden gelen koşuktur diyoruz. Yani ezgili şiirlerdir diyoruz. Kurban törenlerinde, şölenlerde, şeylanlarda, İslamiyet öncesindeki törenlerdir. Sığır törenlerinde kıymetli hocalarım, özellikle av ziyafetlerinde ifade edilen bir şiir türüdür diyoruz. Bunları unutmayınız. Şu anda ekranımda seçenekler arasında mesela ismini ilk kez duyduğunuz A, B, D, E seçeneklerinde ismini ilk kez duyduğunuz bir terim var mıdır? Sizlere yönetmek istiyorum. Evet, yoksa genel itibariyle şöyle bir tekrar boyutunda. Evet, hemen ifade ediyoruz kıymetli hocalarım. Padak dediğimiz nedir aslında padak dediğimiz? Sanskritçe bir kelimedir. Dize anlamına gelen bir kelimedir. Çok güzel. Evet, ve burada baktığımız zaman bir kelime gördünüz. Kavi kelimesi nedir? Kıymetli hocalarım, kavi kelimesi, evet, özellikle şu anda ekranıma yazdığım artistik nesir dediğimiz, hatta bunun karşılığı ise nedir? Süslü nesirdir. Sinan Paşa'yı hatırladınız mı? Hatırladınız. Tasarrufname'yi hatırladınız mı? Hatırladınız. İşte kavi İslamiyet öncesinde düz yazı şeklinde artistik nesirin biraz daha böyle ağır dilde ifade edilen bir türüdür. Yeni Türk Edebiyatı'nda karşılığı ise kıymetli hocalarım Halit Ziya Uşaklıgil'in ve Mehmet Rauf'un bize aktarmış olduğu bir türdür. İlk kez edebiyatımızda artistik nesir Yeni Türk Edebiyatı'nda Servet-i Fuhu'nun döneminde karşımıza gelmiştir. Not, unutmayınız. Kıymetli hocalarım takşut nedir? Takşut dediğimiz. Evet, ne dersiniz takşutta? Evet, aslında bir manzumedir. Çok güzel, manzumeyi karşılar aynı zamanda. Bir beyti karşılar. Çok güzel. Kojan, evet, bazı kaynaklarda kojandamak, kojan aytmak, evet, ifadesi vardır. Ve buradaki ifade aslında bir türkünün karşılığıdır. Türkünün karşılığıdır diyebiliyoruz. Söyleme eylemine ise kojandamak, kojan aytmak ifadesinde yine sizlere sunmuş olalım kıymetli hocalarım. Evet, kükülü, Reşit Rahmeti Arap tarafından da kullanılan bir terimdir. Bir terimdir aynı zamanda musiki kelimesini karşılayan makam şeklinde ahenk dediğimiz, armoni dediğimiz kıymetli hocalarım. Evet, genel itibariyle bir ritmi ifade eden bir türdür diyoruz. Harikasınız, cevaplarınız muazzam. Süpersiniz. Evet, kıymetli hocalarım, evet. Bu sene şöyle güzelce bir sınava girelim. Evet, güzel netler yapalım, sonra güzelce atanalım. İnşallah, Allah gönlünüze göre versin. Evet, kıymetli hocalarım, inşallah. Evet, şimdi burada tabii dediğim gibi direkt sorular okuyup geçmek istemiyorum. Biraz daha böyle
Bir kelime dahi aktarabiliyorsak, onları gündeme getiriyorsak ne mutlu bizler için diyelim. Evet, şimdi diğer bir ifademiz. Kıymetli hocalarım, İslamiyet öncesi dönemde anonim halk edebiyatı çerçevesinde, sözlü ürünler çerçevesinde bazı terimlerimiz vardır. Böylece ÖSYM özellikle ve özellikle böyle bir kısım verecektir ve size hangi tür olduğunu soracaktır. Bakalım neymiş? Kalıp sözler hangisine örnek teşkil etmektedir? Lokmasını sert ver ya Rabbi. Helal lokma yiyip karnı doymasın. Yansın ocağın duman tütmesin. Hak seni de benim gibi yandıra, kabrinde yeşil ok bitmesin. Aman çok ağır, çok ağır oldu hepsi. Evet kıymetli hocalarım, bu nedir? Özellikle ve özellikle bedduanın karşılığı halk edebiyatında evet kargış diyoruz. Peki Anadolu'da ne derler? Anadolu'da ne derler? Anadolu'da ne derler? Evet kargışa ne derler? Kargışa ne derler? Bu arada illerinizi yazarsanız sevinirim. Hangi illerden olduğunuzu da yazarsanız sevinirim. Ve bulunduğunuz illerde bu kelime hangi isimle anılmaktadır? Evet, ne kadar güzel. Evet, Türkiye'nin dört bir yanından kıymetli hocalarımla baş başayım. Gayet güzel, gayet güzel. Evet, herkese selamlar buradan. Süper. Evet, peki. Harikasınız, süper. Kıymetli hocalarım, özellikle ve özellikle Anadolu'da da karış verme derler. Karış verme derler, karış verme derler. Yani o aslında İslamiyet öncesi dönemde bir kargış şeklinde ifade edilmiştir. Bu bir bedduadır. Peki bedduanın tam tersi olan iyilik anlamında o da nedir? Alkıştır, o da bir duanın da karşılığıdır. Diyoruz kıymetli hocalarım, bu bilgileri unutmayalım. Evet, bakalım şimdi diğer bir soru kalıbımız, diğer bir soru kalıbımız. Şimdi özellikle ve özellikle kıymetli hocaların aşık edebiyatı çerçevesinde değerlendireceğimiz, aşık edebiyat çerçevesinde değerlendireceğimiz nasıl türleri boyutunda da yine bizim için koşma çok önemlidir. Çok önemlidir, çok önemlidir. Tabii size bir böyle bir dize verecektir ve buradaki dörtlüğün dizenin hangi koşma türü çerçevesinde değerlendirildiğini ifade edelim. Bu arada hemen bir soru yönelteceğim kıymetli hocalarım. Koşmalar, koşuktan farkı nedir? Koşmanın koşuktan farkı nedir? Koşmalar kaç hece ölçüsüyle yazılır? Koşuklar kaç hece ölçüsüyle yazılır? Önce şunu böyle bir ifade edelim sizlerle beraber. Evet biliyorsunuz birbirinin devamıdır. Koşma dediğimiz aslında 11'dir. Koşuklar ise daha çok kıymetli hocalarım 7'li ve 8'li hece ölçüsüyle de ifade edilmiştir. Edilmiştir diyoruz. Evet daha baskın gelen koşuklarda ise 7'li hakimdir dedik. Koşma çeşitlerine baktığımız zaman ayaklı koşmalarımız, yedekli koşmalarımız, teçhiz koşmalarımız, teçhizden kastettiğimiz aslında kelimenin kökünde cigalı dediğimiz yani cinaslı, cinaslı bir koşmamız söz konusudur. Koşma şarkı ve musamma koşmamız vardır. Kıymetli hocalarım, ayaklı koşma nedir? Sizlerden ricam, ayaklı koşma nedir? Evet, ayaklı koşma. Duydunuz ve bununla ilgili bol bol soru çözdünüz. Evet, bir beşli bir ziyadenin olmasıdır. Haneden sonra haneler arasında beş heceli bir söz öbeğinin verilmesidir. Evet, biz buna bir ayaklı koşma diyoruz. Araya bir ziyade ekliyoruz. Çok güzel. Yedekli koşma nasıldır kıymetli hocalarım? Yedekli koşma. Hanelerde ne gibi bir değişiklik olmalıdır hanelerde? Hanelerde bu konuda net söylersiniz, ne dersiniz? Yedekli koşmada. Evet. Çok güzel. Hanelerin arasına bir dörtlük oluşur ve bu dörtlüğün arasında genelde bir mani girer. Evet, şu anda ekranımızda gördüğünüz gibi evet, bir salatın meni teklif eyledi, doldurdu badeyi oğlan bir çek. Kıymetli hocalarım bir hanemiz burada söz konusudur. Dedim aygız gam dağları ve mermende, dedi getir sinem üste bir çek. Evet, diğer ikinci hanemiz, topladık bir hanemiz oldu. Ama şuraya ben bir ne getirdim, ben buraya ne getirdim? Bir özellikle ve özellikle kıymetli hocalarım bir mani ekledim.
Men aşikam bir bir çek, bir bir doldur bir bir çek. Yığ güzeller kervanın gel karşımdan bir bir çek ifadesinde bir dörtlük getirerek bir mani eklemiş olduk kıymetli hocalarım. Bu bilgiyi unutmayınız. Peki teçhiz koşmayı nasıl anlayacağız? İçerisinde bir cinasın olduğu bilgisini de ifade ediyoruz. Gülenaz, bülbül eyler gülenaz. Girdim dostun bağına, ağlayan çok gülenaz. Evet. Dolayısıyla da kıymetli hocalarım, yazılışların aynı, anlamının farklı olduğunu da görebiliyoruz. Koşma şarkıyı nasıl anlarsınız? Koşma şarkılarda ise özellikle son dizelerde hanelerin genellikle ve genellikle kıymetli hocaların genellikle ikinci ve dördüncü dizelerinin tekrar boyutunda yani sizlerin de ifade ettiği gibi nakarat dediğimiz, kavuştak dediğimiz özellikle ve özellikle ifade edilen bir dizelerin okunmasıdır diyoruz. Ve son maddemizde ise musammat koşma. Kıymetli hocaların musammat koşmada ise içerisinde hanenin içerisinde bir iç kafiye vardır. İlahi iman verdin daim eyle, ihsan verdin kaim eyle. Şu anda ben bir seci oluşturdum ama içindeki ifadeler daim kaim ifadeleri bir iç kafiyedir diyoruz. Bu yönüyle de önem arz edecektir ve cevabımızın yedekli olduğunu da görebiliyoruz. Evet, kıymetli hocalarım bu şekilde ifade etmiş olalım. Evet, peki şimdi diyeceksiniz ki buradaki bir nazım biçimimiz normalde divan edebiyatını yansıtır aruz kalıpları. Ama biz burada kıymetli hocalarım ne yapmamız lazım? Biz burada özellikle halk edebiyatında aruzda yazılan bazı kalıplarımız var. Bunlar arasında bir divanımız var. Bir serisimiz var. Satrancımız var. Semaimiz var. Kalenderimiz var. Sizler de çözüyorsunuz gayet güzel bir şekilde. Evet, şimdi ben size burada özellikle bu tarz sorularda nasıl yapıyorsunuz? Yani aruz kalıbına göre mi diyorsunuz yoksa hece ölçüsüne göre mi diyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz? Yani burada önemli olan ne olmalıdır sizce? Hece ölçüsü dediniz. Peki aruz kalıbı dediniz. Divan kalıbımızda özellikle ve özellikle 15'te hece ölçüsü yine aynı zamanda serisimizde de vardır. Yalnız burada kalıp yönüyle baktığımız zaman kıymetli hocalarım kalıp yönüyle baktığımız zaman failatun kalıbının olduğu, evet failatun kalıbının olduğu ifade daha çok nedir? Divan kısmındadır. Feylatın kalıbında ise kıymetli hocalar, feylatın kalıbında ise daha çok serisin olduğunu da yine rahatlıkla göreceğiz. Vezni ahir dediğimiz bu en basit olan 20'li hece ölçüsüyle beraber ifade edilen bir türdür diyoruz. Kalenderi dediğimiz kıymetli hocaların 14'lü hece ölçüsüyle ifade edilmiştir. Mefaülü, feylun kalıbıyla ifade edilmiştir dedik kıymetli hocalarım. Onlar arasında satranç yine 16'lık kalıpla oluşturması bakımından da önem arz edecektir. Semaiye geldiğimiz zaman ise kıymetli hocalarım yine 16'lıdır diyoruz. Şimdi ben size burada bir pratik vermek istiyorum kıymetli hocalarım bu soru kalıbından. Evet, şimdi burada bir ekstra bilgi sunalım. Evet, burada semaiye eliyoruz. Semai doğrudur. Neden doğrudur? Şunu unutmayınız. İstanbul ve çevresinde. İstanbul'da okunan bir semai vardır ve İstanbul ve çevresinde okunan semailer efendim kelimesiyle başlar. Efendim kelimesiyle başlayan bir dörtlük gördüğünüz yerde direkt semai olduğunu unutmayınız kıymetli hocalar. Direkt semai olduğunu unutmayınız. Bu bilgiyi duymuş muydunuz? Böyle bir şeyden bahsedilmiş miydi? Evet, hemen bunu bir daha ifade etmek istiyorum kıymetli hocalarım. Evet, unutmayınız semai efendim kelimesiyle başlayan dörtlüklerde kıymetli hocalarım direkt semai bilgisi olduğunu unutmayınız. Evet, çok güzel. Evet, kıymetli hocalarım inşallah gördüğünüz zaman direkt yapabilirsiniz. Şimdi 14'lü hece aklıma geldi. 14'lü hece neydi acaba? 14'lü hece dediğimiz neydi?
Kalenderiydi, kalenderiydi. Buradaki dörtlükler arasında 14'lü çıkan bir ifade var mı acaba? 14'lü çıkan bir ifade var mı? Evet, mef'ulü kalıbıyla başlayan hangisidir acaba? 14'lü ile başlayan. Evet, bir kalenderi dediniz. Peki, peki gayet güzel. Bir de satranç kısmına bakalım isterseniz. Satranç kısmı acaba 14'lü müdür, 16'lı mıdır? Yani gönlüm seni ey şuhum, sitemger sever oldum. Hicrim bana ah kim neler etti neler oldu. Kıymetli hocalarım kaç heceyle yazılmıştır? Kaç heceyle yazılmıştır? Evet şu an ekranda gördüğünüz üzere kaç heceyle yazılmıştır satranç dediğimiz. 16 heceleri sayabilirsiniz. Şu an ben de sayıyorum. Evet ünleri saysanız rahatlıkla çıkacaktır. Evet buradaki ifadeye baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Evet. 14 olduğunu gördünüz mü? 14 çıktı değil mi? O zaman burada bir sıkıntı var. Burada bir sıkıntı var. Satranç değildir. O zaman bunun ismi ne olmalıdır? Satranç değildir. İsmi ne olmalıdır? Evet, kalenderi olmalıdır diyoruz. Tabii burada sizlerden bir ricada bulunmak istiyorum kıymetli hocalarım. Sizlerden bir ricada bulunmak istiyorum. Bu tarz sorulardan yani heceden ziyade aruz kalıbına baksanız daha rahat olur. Ama aruz kalıbını unuttuğunuz zaman unutabilirsiniz. Gayet doğaldır. Unutabilirsiniz. Unuttuğunuz vakitte ise direkt ne yapabilirsiniz? Heceden de çıkartabilirsiniz. Vezne ahiri 20 ölçüsünden ayırabilirsiniz. Divan meselesi failatun ve feilatun kalıbından ayırabilirsiniz. Kıymetli hocalarım, kalenderi de zaten bahsettiğimiz ifade vardı. 14'ün semaide ise efendim ile başladığını tekrardan sizlere sunduk. Satrançta ise kıymetli hocaların müfteilün kalıbını da olduğunu da ifade etmiş olalım. Evet, mesela rahmeyle bu fil kağıt odunu söndür efendim ifadesine baktığımız zaman kıymetli hocalarım özellikle ve özellikle hece ölçüsünde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Evet, 14'lü olmazsa yine kalenderidir diyoruz. Zaten karşısında uymadığını da bize sunan ise burada satrançla belirttiğimiz ifade yanlıştır diyoruz. Satrançtır dedik kıymetli hocalar. Evet, tabii zamanımız kısıtlı. Sizlere daha çok ders yapmak isterdim canı gönülde. Bu sadece bir tanıtım dersimiz olduğu için tabii inşallah en kısa zamanda yine sizlerle görüşürüz. Sizlerle görüşürüz ama ben size bir soru daha çözmek istiyorum. Bir soru daha çözmek istiyorum. Evet, şimdi kıymetli hocalarım bir metnimiz var. Ve bu metinden alınmış olabilir diyor. Sivaslı yok değil mi aramızda? Sivas'tan var mı? Sivas'tan var mı? Sivas'tan yok herhalde. Peki. Evet, kıymetli hocalarım. Şimdi menkıbe. Hemen bunları kısaca şöyle ifade etmek istiyorum sizlere. İfade etmek istiyorum. Menkıbe dediğimiz aslında velilerin, ermişlerin başlarından geçen nedir? Olaylardır, kerametlerdir. Halk hikayesi aslında halk hikayesi masalların uzantısı çerçevesinde ifade edilen bir türdür. Bir türdür. Halk hikayesi aslında romana da giden bir yoldur. Efsane ise gerçeklik payı olan olağanüstü olayların yine anlatıldığı, inandırıcılık vasfının yüksek olduğu altını çiziyorum, altını çiziyorum kıymetli hocalarım. Memorat nedir? Memorat. Memorat nedir? Hiç duydunuz mu acaba? Memorat. Hatta bununla alakalı olan bir kelime daha var. Erkebit. Evet. Şu an gerçi akşam saati fazla uğraşmayalım isterseniz. Evet fazla uğraşmayalım. Evet ben ifade edemeyen hocalarım var. Tamam ne olur ne olmaz. Şimdi biz bir gün ben kısa bir anıdan bahsedeyim size. Yine böyle bir akşam saati. Kıymetli hocalarımla tek düzende yine böyle ders işliyoruz. Yine bu konu geldi, konu anlatımı geldi. Tabii o esnada hocalarım bana yazıyor. Evet ses geliyor şeklinde, ses geliyor şeklinde yazmaya başladılar. Ben de tedirgin oldum. Bir de evde tekim, yani korktum açıkçası. Ne olur ne olmaz diye hemen konuyu hızlandırdım, konuyu hızlandırdım. Evet burada evet fazla derinleştirmeden evet hocalarım aramızdaymış. Peki gayet güzel, gayet güzel, harikasınız. Evet.
Burada dediğimiz gibi üç harfler iyi saatli olsunlar diyoruz. Erkek dediğimizde işte mesela elin içinin yuvarlak gözükmesi, delik gözükmesi şeklindedir diyoruz. Evet, geçiyoruz. Masallar başlı başına önemlidir. Masalları ayrıntılı çalışmanızı ayrıca sunmak istiyorum. Şimdi bir zamanlar Sivas civarında yaşayan ve birbirini çok seven iki aşık varmış. Ancak oğlanın bütün uğraşlarına rağmen kız tarafı kabul etmeyip bu evliliğe karşı çıkmış. Oğlan son çare olarak kızı kaçırmaya karar vermiş. Kız da kaçmaya razı olunca bir gün sabaha doğru alacakaranlıkta bir yolunu bulup birlikte kaçmışlar. Kız tarafı bu durumu öğrenince kalabalık bir grup halinde oğlanın evine basmışlar. Daha sonra kaçanların arkasına düşüp aramaya başlamışlar. Sonunda Çelebirer Köyü sınırları içinde Dikili Taş adlı mevkide iki sevgiliyi yakalamışlar. Bütün ümitleri kaybolan bu iki sevgili son çare olarak ellerini göğe kaldırıp bütün kalpleriyle yalvarmışlar. Allah'ım sen büyüksün, sana yalvarıyoruz. Bizi bu insanların eline bırakma. Ya bizi bunların eline ver ya da bizi onlardan kurtar ya da şuracıkta taş eyle demişler. İşte o anda herkesin gözünde her ikisi de taş olmuştur. Sivas'a giderseniz bu taş simgesinin olduğunu görebilirsiniz kıymetli hocalarım. Evet, şu anda anlatmış olduğum ifade inandırıcılık vasfı var mıdır? Vardır. İnandırıcılık vasfı varsa kıymetli hocalarım unutmuyoruz. Evet, taş kesilme dediğimiz ifade efsanedir diyoruz. Bu bilgi bizim için çok ama çok önemlidir. Evet, kıymetli hocalarım, sizleri tanıdığım için çok mutlu oldum. Çok mutlu oldum. Tabii efsanenin sonu kötüydü. Efsanenin sonu kötüydü. İnşallah en kısa zamanda yine sizlerle görüşmek dileğiyle, karşılaşmak dileğiyle. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakınız. İyi çalışmalar. Şimdiden sınavda başarılar. Allah'a emanet olunuz. Hepinize zihin açıklığı versin Cenab-ı Allah. Görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.